Tekrar merhaba. Geldiği yerden mi varmış belgesi? Şimdi konuşmanın ikinci kısmında biraz daha karmaşık olaylardan bahsedeceğim. Ve gençler. Evet arkadaşlar. Gençler. Bu konuşmanın ilk kısmında bahsettiğim dünyanın iki hareketi, yani kendi çevresine dönmesi ve güneşin çevresine dönmesi arasındaki etkileşimden ortaya çıkan analemma dediğimiz bir hareket var. Bu güneşin, günün hep aynı saatinde dünyanın belli bir yerinden belli bir doğrultuya koyulmuş bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş resmi. Bu Deniz Chico tarafından Boston'da, Amerika'da çekilmiş ilk analemma fotoğrafı. Saat 12'de Boston'da hep bu tarafa doğru güneşin gökyüzündeki konumunu gösteriyor. Şurada da bu yaz döneminde, bu kış döneminde, bu da bahar noktasında objektif açık tutarak güneşin gökyüzüne çıkarttığı izi göstermiş. Burada bir tutulma. Bu yanılmıyorsam SIDE'den 1999'daki tutulma. Evet, 2009'daki gözükmüyor çünkü. Daki tutulmanın fotoğrafı. Bunlardan birazcık da aydan bahsedeceğim. Ay hepimizin çok aşina olduğu, çok da kolay gözlenebilecek, öğrencilere de çok kolay gösterebilecek bir cisim. Şimdi ben ayrıca konuşmamın kısmında bazı sorular da soracağım. Bir kısmını yanıtlayacağım, bir kısmını yanıtlamayacağım. Yani o isterseniz sonra konuşabilirsiniz, isterseniz onu ödev olarak kabul edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama hepsinin ayrıntısına girmeyeceğim. Şimdi birinci kısmı nelerden bahsettik? Bir kere bir dünyanın dediğim gibi iki tane hareketi var. Sonra bir gökküre kavramından bahsettim biraz. Bir gökküre kavramı ilgili olarak yıldızların doğması ve batmasından bahsettim. Kutup noktalarının ne olduğunu söyledim. Bu kutup noktalarına eşit uzaklıkta benim gökyüzünde büyük bir çember var. Buna da ekvator düzlemi. İşte yıldızlar kutup yıldız çevresine dönüyor. Ve ekvator düzleminden geçtiğinde ayrıca fotoğrafla tespit edebiliyoruz. Bundan sonra geceden geceye değişimlerden biraz bahsettim. Dünyanın güneşin çevresine dönmesi nedeniyle her mevsimin yıldızları farklı. Yani gökyüzünün ne tarafı da gündüz görebildiğimiz, ne tarafını gece görebildiğimiz, dünyanın güneşe göre olan konumu tarafından belirleniyor. Bu hareketi güneşin gökyüzü üzerindeki hareket olarak bitirmek mümkün. Şimdi arada bir soru geldi. Şimdi dedik ki yani tabii ki doğru olan, fiziksel olan tarif biçimi dünya güneşin çevresine dönüyor. Ama ben bunu güneş dünyanın çevresine dönüyor biçimde betimledim. Neden? İşte çünkü gökküre hareketini kullanmak istiyorum. Güneşi gökkürenin üzerine oturtmak istiyorum. Bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Yani ikisi birbirine göre hareket ediyorken bunları her ikisinin bakış açısından da tarif etmeniz mümkün bir şey. Yani ben mesela şimdi masa duruyor. Ben masaya göre hareket ediyorum. Ama benim açımdan, yani siz tabii görüyorsunuz benim hareketim, ayaklarım oynuyor falan filan. Benim açımdan masa o tarafa doğru gidiyor. Bu da fiziksel olarak aynı şey. Yani fiziksel olarak aynı şey değil ama benim bakış açımdan ya da diğer bakış açısından, herhangi bakış açısından tarif edersek edelim, ortaya çıkacak görüntüler aynı olacak. Şimdi fiziksel olarak aynı değil. Mesela gökkürenin dönmesi fiziksel bir şey değil. Neden? Şimdi bu yıldızlar bizden çok uzak. Eğer onlar hakikaten öyle dönüyor olsaydı, ışık hızından hızlı gitmeleri lazım değil mi? Çok uzaktaki yıldızlar o kadar mesafeyi nasıl kat etsin? Olabilecek bir şey değil. O yüzden aslında gerçekten fiziksel olarak gerçekleşen olay dünyanın dönmesi. Yani her şeyi her şeyin yerine koyamıyorsunuz ama ortaya nasıl manzaralar çıkar açısından baktığınız zaman ortada bir fark yok. Bundan sonra mevsimlerden bahsettim. Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi hep bahsedilen güneş ışınlarının dünya üzerine farklı açılarla gelmesi. Yani yazın kuzey yarımküredeki bölgelere dik, güney yarımküre çok eğimli gelmesi. Kışın, tabii yani kuzey yarımkürede kış iken, kuzey yarımküre eğimli, güney yarımküreye dik gelmesi. Bir başka sebebi de günlerin üzerinin uzunluğunun değişmesi. Yani arada çok ciddi bir fark olabiliyor. İşte Türkiye'de Tunç Tezel'in fotoğrafında gördüğünüz 4 saatlik, 6 saatlik farklar çıkıyor. Yani 6 saat güneş gördüğünüz zaman, daha fazla güneş gördüğünüz zaman daha çok ısınıyorsunuz. Daha büyük bir sıcaklık oluyor. Dünya soğumaya fırsat bulamıyor. Günler daha sıcak geçiyor. Bu da önemli bir sebep aslında. Bir de son olarak birazcık astrolojiden bahsettim. Böylece bağladık. Şimdi konuşmamın bu kısmına bir soruyla başlamak istiyorum. Gün nedir? Nedir gün? 24 saat. Gün 24 saat. Tamam, bu çok doğru bir yanıt. Dünyanın bir saniye. Dünyanın kendi etrafında döndüğü süre. Tamam, bu da güzel. Gün. Böyle. Peki bunu nasıl ölçeriz? Yani tamam, dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Güzel. Bir güneş diye bir şey duydum. Güneşe bakabiliriz. Başka neye bakabiliriz? Ay'a bakabiliriz. Doğru. Yıldızlara bakabiliriz. Şimdi yani gün bizim her zaman kullandığımız bir kavram değil mi? İşte sabah kalktık, güne başladık, şöyle yaptık, böyle yaptık falan filan. Gün bitti. Sonra ertesi güne başladık. Yani örneğin benim iki uyanmam arasındaki zamanı
aslında gün olarak alabilir ama bu çok güvenilir bir şey değil. Yani hafta sonları geç kalkıyoruz. İşte akşamleyin geç yattıysa geç kalkarız. Güneşin doğmasını, şimdi güneşi kullanmak için güneşin doğmasını hesaba katabiliriz. Yani güneşin iki doğması arasında geçen bir zaman. Ama düşünürseniz bu çok güvenilir değil. Çünkü neden? Yazın, yaz geliyorken gündüzler uzuyor. Yani sabah hep biraz daha erken, biraz daha erken oluyor. Dolayısıyla aradaki zamanı ölçersem 24 saatten biraz az bir zaman bulacağım. Kışın tam tersi, gündüzler kısalıyor. Yani sabah hep biraz daha geç, hep biraz daha geç oluyor. 24 saatten biraz uzun bir zaman bulacağım. Ne yapabilirim? Ben meridyenden bahsetmiştim konuşmanın birinci kısmında. Şimdi güneşin yazın ve kışın doğması batması arasındaki zaman değişiyor. Ama tam tepeden geçmiş arasındaki zaman çok da değişmiyor. Değil mi? Tam tepeden geçmesi demek, meridyenden geçmesi demek. Güneş şurada doğudan doğuyor. Bu kürenin arka tarafından dolaşıyor. Şurada meridyenden geçiyor. Batıdan batıyor. Diyelim ki. Meridyenden geçme. İki meridyenden geçme zamanı arasındaki fark olabilir. 4 dakika ne? 2 meridyen arası mesafe. Hayır. Meridyenden bir gün geçmesi. Saate bakacağım. Sonra ertesi gün tekrar meridyenden geçecek. Yani dünya üzerindeki meridyenler değil. Bu bahsettiğim kutup yıldızından ve tepe noktasından geçen bir meridyen var. Özel bir çember var demiştim. O sizin bulunduğunuz yerin meridyeni. Tabii ki o dünya üzerinde sizin üzerinizden geçen meridyenin gökkürü üzerindeki izdüşümle karşılık geliyor. Güneşin meridyenden geçme zamanına bakarım. Sonra bir de ertesi gün bakarım. Meridyenden geçme zamanına. Bu ikisi arasındaki zamanla bir gün derim. Değil mi? Bunu diyebilirim. Çünkü dediğim gibi doğmaya batmaya bakmak çok güvenilir olmuyor. Günler uzayıp kısaldığı için. Şimdi tam bunu yaptınız. Meridyeni ölçmeniz lazım. Meridyeni nasıl ölçeceksiniz? Kutup yıldızını bulmanız lazım. Gece geldi. Kutup yıldızını buldunuz. Tam dedik meridyen burada. Bakacağım. İşte hizayı aldım. Güneş buradan geçince ölçeceğim. Sonra dediniz ya güneş de alt tarafı bir yıldız. Gökyüzünde bir sürü yıldız var. Ben başka bir yıldızın meridyenden geçmesine bakayım. Değil mi? Böyle de ölçebilirim. Başka bir yıldızın meridyenden geçmesinde iki meridyenden geçişi arasında. Yani meridyen bir geçişiyle diğer geçişi arasındaki farkı da bir gün diyebilirim. Şimdi bunlardan birincisi. Efendim? Kızlara bağlı değil mi? Niye bağlı olsun? Farklı olmaz mı yani? Şimdi farklı olur mu ama bir sonraki soracağım soru bu. Şimdi bunların birincisinin adı güneş günü. İkincisinin adı uzak bir yıldızın bir meridyenden bir geçişiyle diğer geçişi arasındaki zaman yıldız günü. Şimdi bu ikisi birbirine eşit mi? Eşit olmaması lazım. Döbresi. Niçin olmaması lazım? Dönüş hızından. Efendim? Hareket hızından. Hareket hızı neyin hareket hızından? Yani bir meridyen üzerinden geçerkenki süre olarak. Yani ölçüleri farklı zaman olmuyor mu? Yani uzak. Şimdi yani güneş de bize çok uzak, yıldızlar da bize çok uzak. Şimdi ben biraz burada şey yapacağım, hokkabazlık yapacağım, sizi yanıltacağım. Şey yok. Ya, buyurun. Ya, niye olmasın diye soruyorum. Yani eşit mi değil mi? Şimdi eşit olsaydı açıkçası sormazdım değil mi? O zaman bir numarası olmazdı bu işin. Besbelli eşit değil. Ama niye eşit değil? Uzaklıkla alakalı olabilir mi? Güneş, efendim? Güneşin dünyaya mesafesiyle evet. Aldığımız... Şimdi söyledim dedim ki... Mesafesi arasındaki uzaklıktan kaynaklanmış... Tabii güneş bize uzak ama o kadar da uzak değil. Diğer yıldızlar kadar uzak değil. Hatta o kadar yakın ki biz güneşin çevresine dönüyoruz. Diğer yıldızların çevresine dönmüyoruz. Bizim güneşe göre bir hareketimiz var. Şimdi alabilir miyim? Hayır, sizi alacağım. Evet, güneş olacaksınız. Şimdi şöyle durabilirsiniz. Şimdi diyelim ki ben güneşin meridyenine iki kere geçmesi arasındaki zamanı ölçmek istiyorum. Güneşin bu istikamette olduğunu anladım. Dünya kendi çevresine dönüyor. Geldi, bir kere daha geldi. Bu aradaki zamanı ölçeceğim. Şimdi de başka bir yıldız için yapayım. Şurada uzaktaki bir yıldızı alayım. Döndüm. Geldi, hop ikisi de aynı anda oldu. Ama burada hile yaptım. Çünkü ben kendi çevremde dönüyorken güneşin çevresine dönmeliyim. Şöyle biraz geriden başlayayım. Burada çok yer yok ama böyle aldım. Şimdi şöyle döndüğüm zaman diğer yıldız geldi. Biraz daha dönmem gerekiyor ki güneşi de aynı hizaya getireyim. Yani güneş günü yıldız günden, çok teşekkür ederim, birazcık daha uzun. Biz kendi çevremize dönüyorken bir taraftan da güneşin çevresine dönüyor olduğumuz için dünyanın bir tur attıktan sonra biraz daha dönmesi lazım ki güneş de tekrar aynı hizaya gelsin. Bilmiyorum bu diyagramda açık olarak gözüküyor mu? Burada tabii çok mübalağalı çiziyorum gene. Yani biz bir günde bu kadar hareket etmiyoruz yörüngem üzerinde. Ama ana fikir bu. Dönüyorken bir taraftan da yörüngede ilerlediğimiz için güneşin bize göre olan konum biraz değişiyor.
O kurumu telafi etmek için de birazcık daha dönmemiz lazım. Bu arada hemen bir noktayı da belirteyim. Dünyanın güneş çevresindeki dönme yönüyle kendi çevresinde dönme yönü aynı. Bu da tabii tesadüf değil. Yarın Ali Hoca niçin böyle olduğunu dönme konuşmasında bahsedecek. Şimdi bir başka soru. Güneş günü değişir mi? Yine değişiyor olması lazım. Yoksa sormazdım. Niçin değişiyor? Güneş ışınlarının açısına göre mi değişiyor? Güneş ışınlarının açısına göre dediler. Öyle değil. Güneş ışınlarının açısı, yani açı da değişiyor ama başka bir sebep var. Dünyanın yörüngesinin ne özelliği var? Elips olduğu için. Çok güzel. Çok güzel. Birinci sebebi bu. Dünyanın yörüngesi elips olduğu için biz dünyaya yakın, güneşe yakın iken daha hızlı hareket ediyoruz. Uzakken daha yavaş hareket ediyoruz. Dolayısıyla şimdi güneş gününü belirleyen şey unsurlardan bir tanesi bizim güneş çevresindeki hareketimiz olduğuna göre bu hareket hızlıyken bu farkın daha büyük olması lazım. Yıldız gününe nazaran şuradaki farkın daha büyük, buradaki farkın daha küçük olması gerek. Burada hemen belirteyim, yıldız günü değişmiyor. Bir diğer konuşma başında söyleyeyim. Yıldız günü belirleyen şey dünyanın kendi çevresine dönmesi. Ve bu çok yavaş değişen bir şey. Ama bu konuşmaya bunu ihmal ediyorum. Sabit bir hızla döndüğü için yıldız günü hiçbir zaman değişmiyor. Yıldız günü ve güneş günü arasındaki fark bizim güneş çevresindeki dönme hızımız değişiyor olduğu için sürekli değişiyor. Şimdi bu birinci neden. Bu kolay anlaşılır bir sebep. İkincisi biraz daha zor. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu resmi hatırlıyor olabilirsiniz. Bu gök küre üzerinde yaz gün döneminde, kış gün döneminde ve bahar döngülerinde güneşin gökyüzünde izlediği yol. Şimdi bu güneş gününe göre, ortalama güneş gününe göre hep aynı saatte güneşin konumunu koyarsam elde edeceğim diyagram. Ama yıldız gününe göre, yani hep aynı yıldızın aynı konumda olduğu yere göre koyarsam bu aradaki farktan dolayı bir gün sonra güneş biraz ilerlemiş olacak. İki gün sonra biraz daha ilerleyecek. Üç gün sonra biraz daha ilerleyecek. Ve şöyle bir diyagram elde edeceğim. Şurada başlıyorum. Sonra aşağıya doğru iniyorken güneş bir taraftan da bu tarafa doğru ilerliyor. Sonra böyle gidiyorum. Arkadan başlıyorum. Bu çok garip bir diyagram değil. Bunu zaten gördünüz. Bu dünyanın güneş çevresindeki dönmesi hareketinin dünya açısından görünen hali. Şu bir şey oluyor. Bu tutulum düzlemi ve ekvator düzlemi. Aralarında bir açı var. Sadece farklı bir açıdan gösteriyorum. Şimdi burada bu benim, yani dediğim gibi üç boyutlu düşme yeteneğim çok iyi değil. O yüzden yani siz de, yani ben bunu anlayana kadar bayağı bir uğraştım. Eminim aranızdan da yani çok daha kolay anlayanlar çıkacaktır. Bir anlatmaya çalışayım. Şimdi şöyle bir çemberin çevresinde dünyanın dolaştığını düşünün. Bir taraftan da bu çemberin çevresinde dolaşıyorken gökküre dönüyor. Buralardaki hareket gökyüzünün dönmesine çok fazla katkıda bulunuyor. Çünkü orada şimdi şöyle bir hareket yapıyorken hareketin tamamı gökyüzünün dönmesi yönünde. Yani şimdi belki bir tahta olsaydı daha net gösterebilirdim. Burada baktığınız zaman buradaki hareket tam perdeye dik yönde. Şuradaki hareket tam perdeye dik yönde. O gökyüzünün hareketi de tam öyle. Yani bu hareketler birbirine tam olarak ekleniyor. Buraya baktığınız zaman birazcık da aşağıya doğru bir bileşeni var bu hareketin. Yani hareketin hepsi gökyüzünün dönmesi yönünde, şöyle sağa doğru değil, bir kısmı da aşağıya doğru gitme yönünde. Benzer biçimde tam arka tarafta hareketin hepsi sola doğru, gökyüzünün dönme yönünde değil, birazcık da yukarıya doğru. Dolayısıyla buradan yapılan katkılar, bir kısmı yukarı aşağıya gitmeye, gökyüzü yönünde dönmeye gitmediği için, şuradan yapılan katkılardan daha küçük. O yüzden bahar değil mi? Yani yaz veya kış değil. Bahar olmasının sebebi güneş ışınlarının dik gelmesiyle ilişkili. Yani aşağı veya yukarı olması, hani güney yarımküre de kuzey yarımküre açısından fark ediyor ya. Hı hı. Yani bunun bir şeyler alakası var mı acaba? Hani güneşin daha alt konumda olması, daha üst konumda olması alakası var mı? Ya bunların hepsi birbiriyle ilişkili tabii. Yani şu hareket hem mevsimleri yaratıyor hem de güneş gününde bir değişim yaratıyor. Yani bu hareketin işte yarattığı bir unsur buradayken kuzey yarımküreye ışın hareketliyor. Buradayken güney yarımküreye ışın hareketliyor. Buradayken tam ekvatora dikiliyor ama şu an bahsettiğim konu o değil. Şöyle dönüyorken, yani burada iki hareketi aynı anda kafanızda canlandırmanız lazım. Bir, gök küre dönüyor. Dünyanın dönmesinden kaynaklanan bir şey. Bir de bu dönüşün üzerinde güneş dönüyor. Gök küreye yapışık gibi düşün. Evet. Gök kürenin üzerinde bir noktada hareket ediyor. Ve bu iki hareketi kafanızda toplamanız gerek. Dünyadan gördüğümüz olay bu. Şimdi bu iki hareket şu noktalarda birbiriyle tam aynı yönde. Aynı doğrultuda diyeyim. Ters yönde hareketler bunlar.
Ama aynı doğrultuda. Burada doğrultular arasında bir fark var. Yani hareketin bir kısmı böyle sağa doğru, bir kısmı yukarı aşağıya doğru. Dolayısıyla bu dönme hareketine katkısı daha az oluyor. Bu sebeple dediğim gibi bu hareketler birbirine ters yöndeler. Dünyanın dönmesiyle güneşin dönmesi aynı yönde olduğu için bu gökyüzünün dönmesi ve güneşin dönmesi birbirine ters yönde oluyor. Bir sorunuz var. Dolayısıyla burada güneşin meridyenden geçmesi buraya nazaran daha yavaş oluyor. Çünkü orada daha büyük bir çıkarma yapıyorum. Hareketler birbirine ters. Buradaki katkı daha büyük. Ya da eksiltme daha büyük. Burada meridyenden biraz daha yavaş geçiyor. Güneş burada daha hızlı geçiyor. Gökyüzünün dönmesinin etkisi orada daha büyük. Şimdi bu dediğim gibi ben bunu bayağı bir düşündüm, ettim, çizdim. En sonunda kafamı yatırdım ama kafası yatmamış olanlar olabilir. Bir soru var mı bu konuda? Yani beni her zaman durdurabilirsiniz. Yani belki de ben tabii istisnai derecede üç boyutlu düşünemeyen bir insanım. O da doğru olabilir. Çünkü ben mesela yıllarca Hollanda'da yaşadım. Hep kayboldum. Yani üç boyutlu düşünme, yön falan filan gibi hiçbir şey yok. Ama bir şey yoksa bunu geçeceğim. Şimdi bu iki etkiyi bir araya getirelim. Dünyanın eliptik yörüngesi yüzünden güneş gününün değişmesiyle dünyanın bu eksen eğikliği yüzünden diyeyim güneş gününün değişmesini. Ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Burada gördüğünüz şey bu çok standart bir şey astronomide. Zaman denklemi dediğimiz ama çok talihsiz bir eğri. Yani anlatması çok zor. Fakat iki tane çok aslında basit etkinin oluşmasından ortaya çıkıyor. Başka bir sürü faktör var ama ben o faktörleri tamamen göz ardı edeceğim şimdi. Zaman eğrisi dediğimiz şey şu. Güneşin meridyenden geçmesi için ne kadar geciktiği. Bu iki etkinin birleşmesinden dolayı bir tanesi şuradaki kırmızı kesikli çizgi. Bu dünyanın eliptik yörüngesinden kaynaklanan. Yani dünya güneşe yakınken daha hızlı geçiyor. Dolayısıyla güneş gününün farkı daha fazla. Uzakken daha yavaş geçiyor. Dolayısıyla güneş gününün yıldız gününden farkı daha az. Bir de şu mavi çizgi. Bu yılda iki kere oluyor. Yaz ve kış gün dönemlerinde bu aradaki fark daha küçük. Daha yavaş geçiyor meridyenden. Bahar ve güz dönemlerinde hızlı geçiyor meridyenden. Bu dolayısıyla yılda iki kere tekrar eden bir şey. Bu yılda bir kere tekrar eden bir şey. Bu ikisini topladığımız zaman böyle ortaya acayip bir şekil çıkıyor. Bu şekil bize neyi veriyor? Belirli bir yerde durduğum zaman güneş hep saat 12'de meridyenden geçmeyecek. Bazen geri kalacak, bazen ileri gidecek. Ne kadar geri kalır, ne kadar ileri gider. Bu zaman denklemi dediğimiz şey bize bunu veriyor. Şimdi bunun bir kullanım alanı en başta gösterdiğim analemma fotoğrafı. Şu aşağıdaki şekli biliyoruz. Kışın güneş ufka daha yakın saat 12'de. Yazın daha uzuyor. Bu yılın başlangıcı 1 Ocak tarihi. Yazın daha uzuyor. İşte 70 derece kadar çıkıyor. Daha sonra tekrar 25 dereceye kadar düşüyor. Şu yukarıdaki de meridyenden ne kadar uzak oldu. Yani güneş hem şöyle bir hareket yapıyor yıl içerisinde hem de böyle böyle bir hareket yapıyor. Hep aynı saatte bakarsam. Yani saat 12'de hep yukarıda çok yukarıda bir yerlerde değil. Kışın daha aşağıda bir yerlerde kalıyor. Yazın daha yukarılarda. Tam da meridyende değil. Biraz meridyenin sağında biraz meridyenin solunda olabiliyor. Bunları birleştirdiğim zaman böyle bir şekil çıkıyor. Bu tabii gördüğümüz resimde tam aynı değil. Çünkü şuradaki fark 10 derecelik bir fark. Buradaki fark kaç derecelik? 25, 70, 35 derecelik bir. 45 derecelik bir fark. Bunları aynı düzleme getirdiğim zaman bu en başta gösterdiğim fotoğrafa çok benzer bir şekil elde ediyoruz. Şimdi bu fotoğrafla çekilebilir, elde edilebilir bir şey. Bu en başta söylediğim işte bir yıldızın meridyenden iki kere geçme zamanı teleskopla çok kolay gözlenebilir bir şey. Bunu çekmek biraz zor tabii. Ama bunu anlatmamın bir sebebi de benzer biçimde yani biz belli bir zamanda, belli bir yerde güneşin nerede olduğunu biliyorsak, güneşin nerede olduğuna bağlı olarak o bulunduğumuz yerde saatin kaç olduğunu da kestirebiliriz. Yani güneş saatleri böyle yapılıyor. Şimdi ben bunun Türkiye'li için hesabını yaptım. Eğer burada bir güneş saati, bilmiyorum güneş saati çalışması yapılacak mı? Eğer yapılacaksa onun düzeltme tablosunu falan hazırladım. Buradan da biz geçen sefer bunu Sabancı Üniversitesi'nde yaptığımız zaman Bergama'dan bir öğretmen arkadaşımız işte ben güneş saati yapmak istiyorum. Hesabı nasıl yapılır diye sormuştu. Eğer buradan da böyle yapmak isteyenler olursa o tablo hazır. Onu sizinle paylaşabilirim. Siz de burada bir güneş saati yapmak isterseniz öğrencilerinizle falan o tabloyu kullanabilirsiniz. O tablo dediğim gibi o düzeltme tablosu. Şuradaki gördüğünüz hani o güneş meridyeninden ne kadar uzak, ne kadar yakın
Onu veren çok basit bir tablo. Şimdi birazcık da Ay'dan bahsedeceğim. Bundan Ali Hoca zaten bahsetti. Bu Galileo'nun çizdiği Ay resimleri. Ay'ın farklı fazlarını gösteriyor. Ay, Güneş'ten sonra gökyüzündeki en parlak cisim. Şimdi çok da aşina olduğunuz bir resim muhtemelen. Bu işte bir dolunay fotoğrafı. Hakikaten çok parlak ay. Yani ay olduğu zaman gölgemizi falan görebiliyoruz. Başka gök cisimlerini göremiyoruz. Ay'ın en parlak yerlerinden bir tanesi de şu gördüğünüz krater. Tycho krateri. Bunun adı. Ona yakından baktığımız zaman görüyoruz ki bu şu kriterin yakından çekilmiş hali. Ay'ın kendi parlaklığı yok. Yani bir ışık kaynağı değil. Sadece güneşin ışıklarını yansıtıyor. Açık renk olduğu için. Evet, yani üzerine bir toz tabakası var. O güneş ışınlarını çok iyi yansıtan bir madde. O yüzden görebiliyoruz. Ay'ın bizden uzaklığı ortalama olarak 384 bin kilometre. Ortalama diyorum çünkü onun da yörüngesi bir elips. Çembere çok yakın bir elips. Bu da yaklaşık bir ışık saniyesine karşılık geliyor. Yani ışığın bir saniyede aldığı yola karşılık geliyor. Bayağı uzak. Ay bizden. Kütlesi 7.35 çarpı 10^22 kilogram. Bu dünyanın kütlesinin yaklaşık 1,23'ü. %1'inden biraz fazla. Yarı çapı da 1737 kilometre. Dünyanın yarı çapının yaklaşık %27'si. Şimdi bu buradan takdir edebileceğimiz bir şey değil. Yani çünkü biz dünyanın üzerindeyiz. Dünya çok yakınız. Ay'a baktığımız zaman ufak gözüküyor. Ama çok uzaktan çekilmiş bir fotoğrafla bunu görebiliyoruz. Bu Deep Impact uydusu tarafından. Dünyadan 50 milyon kilometre öteden çekilmiş bir fotoğraf. O zaman görüyorsunuz ki ay hakikaten böyle dünyanın neredeyse dörtte biri. Büyüklüğünde bir cisim. Bu çok çok büyük bir uydu. Güneş sistemi ölçülerine göre. Şimdi burada bir ayı görüyorsunuz. Dünyanın uydusu. Mars'ın uydularını göremiyorsunuz. Phobos ve Deimos'u. Aslında diyagramdalar ama hiçbir zaman projeksiyonda gözükmüyor. Çünkü çok ufaklar. Ay kadar büyük olan işte Jüpiter'in, Galileo'nun gördüğü uyduları var. Satürn'ün bir uydusu Titan var. Neptün'ün uydusu Triton var. Onun dışındaki bütün uydular aydan çok küçük. Yani Jüpiter böyle dünyadan 50 kat daha büyük, işte Neptün 10 kat daha büyük, bilmem ne. Çok çok daha büyük gezegenler bunlar ama onların uyduları aydan küçük. Ay çok istisnai bir uydu. Bunun niye böyle olduğunu da biliyoruz. Ayın nasıl ortaya çıktığını falan biliyoruz. Bu diğer Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ün uyduları asteroidlerin bu gezegenlerin çekim alanlarına kapılmasıyla onların uyduları haline gelmiş. Ayın oluşması dünyaya çok büyük bir cismin çarpması, oradan bir takım parçalar koparması ve yörüngede bu parçaların bir araya gelmesi sonucunda oluşuyor. Şimdi bu üfürüyorsun diyebilirsiniz. Nereden biliyorsun yapıyorsun? Jeolojik kanıtlar var. Yani dünyanın kabuğuna bakıyorsunuz, ayın kabuğuna bakıyorsunuz. Ortaklık var. Daha sonra ayın üzerine düşen meteorlara bakıyorsunuz. Ayın ne kadar sürede oluştuğunu kestirebiliyorsunuz. Ve yani bu hipotez bizim bildiğimiz, yaptığımız bütün gözlemlerle uyumlu. Maalesef bunu çok fazla test etmeye imkan yok. Çünkü artık aya gidilmiyor. Ay programı da NASA'nın iptal oldu. Fakat eğer gidilseydi bu hipotezi daha çok test etmemiz mümkündü. Ayın görünür çapı yarım derece. Bundan bahsedildi sanıyorum derece falan filan. Ama hemen hemen güneşle aynı. Bu da tabii çok güzel tutulma olaylarının olmasını sağlıyor. Şimdi ayın bizden küçük olduğu için üzerindeki kütle çekimi dünyaya nazaran, dünyanın üzerindeki kütle çekimine nazaran 6'da 1. Yani oraya gittiğiniz zaman hemen kilonuzun 5'te 6'sını vermiş gibi olacaksınız. Şimdi burada bir soru. Yeryüzünde 2 metrelik bir yüksek atlama yapabilen bir atlet ayda kaç metrelik yüksek atlama yapabilir? Şimdi 12 olsa sormazdım. Şimdi gene aynı şey var. 12 değil. Bu soruyu yanıtlamayacağım. 12'den yüksek mi olur, alçak mı olur? Yani istiyorsanız tartışalım o zaman. Yüksek olur diyenler, alçak olur diyenler var mı? Niye yüksek olur? Bir sebep buyurun. Hayır ama 12 metreden fazla mı olur, az mı olur diyorum. Yani, gittikçe çekim azalıyor olabilir. Gittikçe çekim o çok ufak bir etki. Doğru. Yani çekim gittikçe azalıyor ama onun bir etkisi olmaması lazım. 10 metre olması lazım. 10 metre diyorsunuz. Niye daha az olsun 12 metreden? Ayın güneşi konumuna göre değişebilir mi? Hayır. Onlar çok küçük etkiler. Şimdi buyurun. Niçin az olması lazım? Ha diyorsunuz ki yani şöyle yapıyorken zaten yerden kesilirim fazla kuvvet uygulayamam. Aynı diyelim ki aynı kuvveti uygulayabildiniz. O zaman yüksek olur. Kilosuyla alakalı değil ama ona yakın bir şey kütle merkezimizle alakalı. Şimdi 2 metrelik yüksek atlama yapan birisi
yatay olarak yapılıyor biliyorsunuz yüksek atlama. Kütle merkezi, benim kütle merkezim yerden zaten 1 metre yukarıda. Zıpladığım zaman 2 metre yukarıda oluyor. Yani ben aslında 1 metre yukarıya zıplıyorum. 2 metre yukarıya zıplamıyorum. Bütün vücudum 2 metreden geçiyor. Ama kütle merkezim 2 metre artıyor. 1 metre artıyor. Bunu alt katına çıkartırsak, kütle merkezim 6 metre, ben 7 metrelik bir atlayış yapabilirim yaklaşık. Ha, bu böyle fizikle bir alakası olmayan, kafa karıştırıcı bir soru sadece. Şimdi ayın parlak kısmı, yani ayın evreleri geceden geceye ve yıl içinde değişiyor. Burada hala sorular var mı bu konuyla ilgili? Yani ikna edebildin mi olması gerektiğini? Mırıltılar yaptı. Evet, ama yani dediğim gibi bu fizikle çok bir alakası yok. O sadece şey, eğlence sorusu. Şimdi ayın evrelerinin olmasının sebebi ayın yörüngesinin geometrisi. Ayın yörüngesi hemen hemen dünyanın güneş çevresindeki yörüngesine paralel böyle dolaşıyor. Dünyanın çevresinde hemen hemen diyorum. Arada ufak bir açı var. Ona da geleceğim şimdi. Dolayısıyla ay dünyanın çevresinde şu biçimde dolaşıyorken farklı farklı evrelerini görüyoruz. Şimdi buradayken ayın karanlık yüzü bize bakıyor. Aya baktığımız zaman yeni ayı görüyoruz. Buradayken ayın şu kısmını görebiliyoruz sadece. Hilal kısmında. Şurada yarısını görüyoruz. Tam yörüngemizin üzerinden geçiyorken ay. İlk dördün. Daha sonra giderek dolunay, sonunay ve yeni ay oluyor. Şimdi burada bir önemli noktayı vurgulamak istiyorum. Şuraya bakarsanız, şimdi ay güneşle hemen hemen aynı hizada. Şimdi dolayısıyla ben buradan baktım, işte ayın yarısını gördüm, hilal gördüm falan filan gibi bir şey söyledim. Diyebilirsiniz ki o zaman gündüz. Güneş tarafındayım. Ay gündüz de gözüken bir cisim. O kadar parlak ki. Yani şimdi diyeceksiniz ki ama güneş daha parlak. Çünkü ay zaten güneşin ışığını yansıtıyor. Ama karşılaştırmanız gereken şey güneşin kendisi değil. Ayın içerisindeki atmosfer. Yani atmosfer de bir parlaklığa sahip. Yıldızları görememizin sebebi atmosfer o kadar parlak ki yıldızların parlaklığını bastırıyor. Ama ayın parlaklığını bastıramıyor. Yani bir sürü kişi gündüzleyin ayın gözükemediğini düşünür. Ay gündüzleyin de gözükebilen bir isim. Sadece geometrinin uygun olması lazım. O sırada gökyüzünde olması ve güneşe çok yakın olmaması lazım. Güneşe çok yakınsa tabii güneş gözünüzü alır göremezsiniz. Öyle bir şey var. Şimdi dedim ki, ha bunu atlayayım. Sizin sorunuza geldik. Şimdi ayın evreleri değişse de bize bakan yüzü hiç değişmiyor. Yani hemen hemen değişmiyor. Ufak bir oynama var ama hiç değişmiyor. Bunun aslında arada yanıtı vermiş oldum. Niçin? Çünkü kendi çevresine dönmüyor mu? Hayır. Yanıtı bilen varmış zaten. Kendi çevresine dönüyor. Eğer kendi çevresine dönmüyor olsaydı hep aynı yüzü görmezdik. Bunu da ben bir dönme dolapla anlatıyorum hep. Şimdi şurada dünyanın merkezinde olsun dönme dolabımızın. Ay da şu dolaplardan bir tanesi olsun. Eğer kendi çevresinde dönme dolaplar gibi dönmüyor olsaydı, mesela şu dönme dolabı ele alın. Şimdi altını görüyoruz bu dönme dolabın. Şuraya geldiği zaman yan tarafını göreceğiz. Buraya geldiği zaman üst tarafını, buraya geldiği zaman diğer tarafını, buraya geldiği zaman tekrar alt tarafını göreceğiz. Ay böyle dönüyor, kendi çevresinde dönmüyor olsaydı böyle bir şey görmemiz gerekirdi. Ama kendi çevresinde de dünyanın çevresinde dönme süresi aynı sürede döndüğü için hep aynı yüzünü görüyoruz. Ters yönde. Efendim? Ters yönde. Ters yönde değil, aynı yönde dönüyor. O aynı yönde hikayesini de Ali Hoca anlatacak. Olsa o zaman şey yapmış olmaz mı? Efendim? Güneşin dönme yönüyle ayın dönme yönü ters olması gerekmiyor mu? Hayır. Bilakis ters olması çok zor. Yani çünkü bütün bunların kaynağı aynı anda ikisi de döndüğünden dolayı şey yapılmaz mı? Yani aynı yüzü görmeyiz o zaman. Şimdi dönme hızları farklı. Dönme hızları farklı ama dönme yönleri aynı. Yani o bir turu farklı sürelerle tamamlıyorlar. Biz dünyanın çevresi, güneşin çevresinde bir tur atıyorken ay bizim çevremizde 12 tur atıyor. O yüzden ayın farklı evrelerini görebiliyoruz. O da aynı olsaydı o zaman evet başka bir şey olurdu. Yani ay da bizim çevremizde tam bir yılda dönüyor olsaydı o zaman başka bir şey görürdük. Ama hızlı döndüğü için ayın evrelerini görebiliyoruz. Şimdi kimi zaman tek bir gece içerisinde bu ay tutulması mutlaka görenler vardır. Ayın ve dolunay gecelerinde ayın bir kısmı kararır, bazen tamamı kararır. Yani böyle sanki dolunaydan yeni aya giriyormuş gibi olur ve sonra tekrar dolunaya döner. Bunun sebebi elbette ayın çok hızlı çevremize döner olması değil, ayın dünyanın gölgesinin içinden geçiyor olması. Yani bu işin geometrisi de şöyle bir şey, güneş burada, dünya burada, bunun arkasında bir tam gölge konisi dediğimiz var. Bir de yarı gölge konisi var. Bu yarı gölge konisinin içinde ışık azalıyor. Yani buraya mesela şuradan gelmesi gereken ışık gelmiyor. Dolayısıyla güneş ışıkları biraz azalıyor ama buradan gelen ışıklar yine geliyor. Tam bir gölge değil. Yarım gölge girdiği zaman parlaklık azalıyor. Buradayken eğer tamamen içinde kalırsa hiç parlaklığı kalmıyor. Gözden kayboluyor. Sonra tekrar çıktığı zaman tekrar orayı görmeye başlıyoruz. Şimdi bu
Burada anlayabileceğiniz gibi bunun olması için ayın dolunay evresinde olması lazım. Değil mi? Ama her dolunayda ay tutulması olmuyor. Niçin olmuyor? Çünkü ayın yörüngesi tam dünyanın güneş çevresindeki yörüngesiyle koşut değil. Bunlar böyle çakışan iki tane düzlem değiller. Arada ufak bir fark var. Bu aradaki eğim 5.14 derece. Dolayısıyla her seferinde, her dolunayda bir tutulma görmüyoruz. Şimdi bunu gökkürey kullanarak bir anlatmak istiyorum. Şimdi güneş, bu dünya dönmek için şöyle. Güneş tutulum düzleminde gökkürey üzerine dolaşıyor. Ay da yine gökkürey üzerinde bir başka çember üzerine dolaşıyor. Fakat dediğim gibi aynı çember değil bunlar. Aralarında 5 derecelik falan bir fark var. Bu iki çemberin kesiştiği noktaya düğüm noktaları diyoruz. Bu ay, güneş bu düğüm noktalarından bir tanesinin üzerindeyken diğer düğüm noktasına doğal olarak gölgesi düşüyor. Yani şuradayken de buraya düşüyor ama ayın oradan geçmesine imkan yok. Orası enteresan bir şey değil. Bu ayın geçebileceği bir bölgeye gölgesinin düşmesi yaşıyoruz. Bu olduğu zaman da buna tutulma mevsimi deniyor. Eğer tam o sırada ay da oradan geçerse ay tutulması oluyor. Ay bu kadar basit. Şimdi bu ne sıklıkta oluyor? Genellikle yılda iki kere, bazen yılda bir, bazen yılda üç ama en az bir kere, en fazla da üç kere olan bir şey. Dedim, genellikle her yıl iki kere ay tutulması oluyor. Ay tutulması sırasında aydan da görünüyor. Şimdi dünyanın gölgesi ayın yüzeyine vuruyor. Yani dünya güneşle ay arasına giriyor. Burada bir ressamın çizdiği bir şekil var. İşte böyle bir şey bu ay yüzeyi. Yani Mars yüzeyi gibi kırmızı yapmış için bilmiyorum. Şurada dünya güneşle ay arasına girmiş. Güneş tutulması görüyoruz. Yani bu dünyadan da gözüken bir şey. Tabii bu durumda araya dünya değil ay giriyor. Bunun da geometrisi kafada kolayca canlandırılabilecek bir şey. Bu sefer ay dünyayla güneş arasında gölgesi dünyada bir yerlere vuruyor. Bir yarım gölge var. Güneşin sadece bir kısmının kapandığı bölgeler ve tam gölge var. Tamamının kapandığı. Bu batıdan doğuya doğru giden bir olay. Şu tarafa doğru. Genellikle sadece belli bir bölgede, yani genellikle her zaman sadece belli bir bölgede gözlenebiliyor. Bu yüzden bu çok daha sık olan bir olay olmasına rağmen, yılda 6 kere 7 kere olan bir şey güneş tutulması, çok daha nadir gördüğümüz bir olay. Çünkü ay tutulmasını her yerden görüyoruz. Ay kapandı mı? Eğer ayı görüyorsanız ay kapandı. Başka yapacak bir şey yok. Ama güneş tutulmasını görmeniz için bulunduğunuz yerin üzerinden gölgenin geçiyor olması lazım. Bu güneş tutulmaları dünyanın her tarafından izlenmiyor dedim. Bazen de işte izleniyor ama şu aynı tutulma, 2006'daki güneş tutulması. Bazen tam tutulma, eğer yarım gölge konusu içerisindeyseniz de parçalı tutulma. Bu Brezilya'dan görünen hali, aynı tutulmanın parçalı tutulma olarak gözüküyor. Bir de son bir şeyden bahsedeceğim. Bu bir tam tutulma. Bangladeş'te Haziran 2009'daki tutulma. Bu Ocak 2009'da. Aynı bu Endonezya'dan gözlenen tutulma. Bu halkalı tutulma. Bu sefer ay güneşi tam olarak kapatmıyor. Niçin? Çünkü ayın yörüngesi bizim güneş çevresindeki yörüngemiz her ikisi de eliptik. Dolayısıyla uzaklıklar birazcık fark ediyor. Çok az da olsa fark ediyor. Ve böyle tam denk gelmesi bazen olmuyor. Ay bize fazla yakın ya da güneş fazla uzak olduğu zaman halkalı tutulma görüyoruz. Tamam. Bundan bahsettim. Tamam. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizin bir sorunuz varsa şimdi onları yanıtlamaya çalışabilirim.